İster kadın hissiyatı deyin, ister vesvese ya da kuruntu. Bu türkü gidip de gelmeyenin ardından yazılmış en içli türkülerden birisidir. Kayseri'de taze bir gelinin yürek yangınıdır. İstanbul'da Kayseri'ye gurbet düşer mi derseniz, düşer elbet, düşer. Hem de ne acı gurbet. Giden, giden kesmişse selamı sabahı, ne bir ses, ne bir haber gelmez olmuşsa, ha karşı köyde, ha İstanbul'da, ha Almanya'da. Ne fark eder ki? Gurbet işte, yakını da acı, uzağı da. İkindi üzeri, güneş devriliyor dağların üstüne. Elinde testi, çeşmenin yolunu tutmuş yüzü gülmez taze gelin. Onunla aynı ay evlenenlerin çoluk çocukları dolanır olmuş ayaklarında. Aynı gün davullar vurulmuştu. Hatice, Zeliha. Onların üçüncü çocukları bile koşup oynar olmuştu. Derin bir iç çekti. Bir çocuğu olsaydı bari, bari bir çocuğu olsaydı daha dayanılır olurdu belki bu acı. Onunla iyileşirdi. Bir kızı olsaydı, anasının eteğinde gezen, can yoldaşı olan. Gerçi istemezdi kocası kız evlat, erkek olsun derdi. Kendisi gibi baba yiğit. Daha onuna girmeden çifte çubuğa yetişmeliydi. Yaşıtlarıyla dere kenarında güreş tutmalı, kara kaş, kara göz, göz sürmeli. Kudretten yiğit olmalıydı. Ocağını tüttürmeliydi. Soyunu büyütmeliydi. Böyle isterdi. Böyle isterdi ya kendisi. Eyleşir olmuştu 7 yıldır İstanbullarda. Tamam geçim derdi. Bir bahar, bir yaz, bilemedin bir de kış. İstanbul'da çalışıp deste deste paraları koynuna sokup gelecekti. Öyle demişti giderken. Onunla gidenler hep döndüler. Kaç kere gittiler, geldiler, gittiler, geldiler. Ama onun kocası gelmedi. Yiğit Ali'si gelmedi. Tam 7 yıldır gelmedi. Bir selam, bir haber, bir mektup. Hani iş güç çok olsa, vakit olmasa, gittiği vakitler yazardı ya mektup. Ne oldu sonra? Neden kesildi? Söylentiler aldı başını gitti. Söylentiler alıp başına gidince kederin üstüne keder bindi. İstanbul'da tutulmuştur bir güzele. Gelmez artık dediler. Gelmez. Köyün eylesin bu saatten sonra. Köylü güzelini neylesin bu saatten sonra. İçi cız etti. Ağlayası geldi. İçini çeke çeke ağlayası geldi. Sahi unutur muydu onu Yiğit Ali'si? Bir güzele tutulup köyünü, elinde kınasını bıraktığı helalini unutur muydu? Mektuba yazacak söz... Yok yapmazdı. Yapmazdı, unutmazdı Ali'si. İyi de neden gelmez oldu? Neden dönmez oldu? Bir mektup, bir haber, bir selam salmaz oldu. Of Ali, öldün mü be adam? Bu da bir ana kuzusudur. Taze goncayı da aldın ocağına, soldurdun demez misin? Gelin ettin. Gelin ettim, kınası solmadan bıraktım. Ne tazelik kaldı, ne güzellik. Bu da bana vebaldir demez misin? Yol gözlemekten kurudu gözleri. Ağlamaktan yaş kalmadı. Sonbahar yaprağı gibi titrer oldu. Demez misin? Derler ki köylü kadınlar, deli bu anam deli. Baksana yıllar oldu gitti, ne bir ses ne bir haber. Hala onu beklemekte, hala onu sevmekte. Sanır ki bu saatten sonra gelir de Ali'si. Sanır ki onun yuvasına yine yiğit olur. Sanır ki çocuklarına baba olur. Olmaz, bekleme. En iyisi boşamalı. En iyisi boşamalı. Hocaya sordular. Olur dedi. Olur dedi ya. Bu güzel Ali'sinden geçer miydi? Başkasına varsındı hele. Ali'nin o zaman aklı başına gelirdi. Hele bir
nasıl güzeli kaybettiğini, bu güzel taze goncayı nasıl soldurduğunu belki o zaman anlardı, kıymet bilirdi. Herkes konuşur. Taze gelin susardı. Gözüm kalmadı ama mektuba. Testi çoktan dolmuş taşıyordu. Binbir düşünceyle dalıp gitmişti. Ne zaman sıra gelmişti ona, ne zaman testiyi koymuştu da taşırmıştı. Ah kınalı kekliğim, sen ağlıyor musun diye eğildi yüzüne köyün Emine ninesi. Yok ağlamıyorum Emine nine dese de görmüş geçirmiş kadın, halden anlayan Emine nine inanır mı hiç? Ah kınalı kuzu, ah sürmeli güzel, açmadan solan gonca, ben bilmem mi neden ağladığını, o vefasız yakar canını, bilmem mi? 7 sene bu, dile kolay, onunla gidenler 6 kere geldiler, seninki gelmedi Sıla'ya, unuttu yolu. Gözlerine dur diyemiyordu artık, gözlerinden akan boncuk boncuk yaşları silmiyordu artık. Herkes başına toplaşmış, kimse neden ağlıyorsun demiyordu. Biliyordu çünkü herkes. Herkes biliyordu. 7 yıl, içinde kocaman büyüyen 7 yıllık bir hasret. Gün güne, gece geceye, vakit vakte ilişmişti. Ömür gelmiş geçmişti. Gençlik ihtiyarlığa selam vermişti. Ama onun Ali'si gelmemişti. Ağlama, ağlama gözünden döktüğüne yazık diyen mi ararsın? Eloğlu değil mi? Buldu gurbette süslü boyalı bir güzeli, unuttu seni. Artık köy yerinden eylesin, köy ona ahar gelir. Kokar der, gelmez bak buralara. Sen başının çaresine bak diyen mi ararsın? Sıkıldı, bunaldı. Koşar adımlarla gitti evine. Sahi İstanbullu bir güzel çelmiş miydi Ali'sinin aklını? Sahi gelmez miydi? Sevmez miydi artık onu? Yemeden içmeden kesileli çok olmuştu zaten. Bari bir oğlu olaydı, Ali'sinin istediği gibi bir oğlan. Şimdi 6-7 yaşında olurdu. Koşar evi doldururdu. Babasını beklerdi anasıyla beraber. Hem belki o zaman Ali de dönerdi. Oğlu olsaydı dönerdi belki. Kalbimizde gidip de dönmemek yoktu Ali'm. Neredesin? Neredesin? Yarim İstanbul'um esken bir dur. Gönlünde ağır yük, aklında ağır yükle uyuyakalınca dalar derin bir rüyaya. Düşündü İstanbul. Taşı toprağı altın mıydı bu şehrin? Sahi altın mıydı diye sokaklara baka baka gezer oldu düşündü. Düşmüştü o acı İstanbul'un tam ortasına, sokaklarına. Ali'sini aramaya koyulmuştu. Bulmuştu da bir kıyıda Ali'yi seyrediyordu. Güzeller arasında görmüştü Ali'sini. Nasıl olduysa Ali'si de onu görmüştü. Hemen güzellerin yanından çıkıp yanına koşmuştu. O koşmuştu ya. Şimdi ne yapacaktı taze solan gelin? Ne yapacaktı? Ne diyecekti Ali'sine? Açar ağzını, yumar gözünü. İçinde yıllarca ne biriktirdiyse bir türküye iliştirip söyler yüzüne. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Gördün güzelleri,